Adı ise Baba. Bir varmış bir yokmuş. Ormanın içinde küçük bir kulübede anne keçi ve yavruları birlikte mutlu günler geçiriyormuş. Yavru keçiler yani oğlaklar çok şirinmiş. Hepsi birer oyuncak oğlak gibiymiş sanki. Anne keçi tüm anneler gibi yavrularını çok severmiş. Ve onları ormandaki vahşi hayvanlardan korurmuş. Günün birinde anne keçi yavrularına yiyecek aramak için ormana giderken onları yanına çağırmış. Yavrularım, ben ormana gidiyorum. Sakın kimseye kapıyı açmayın. Eğer kurt evinize girerse hepinizi kıtır kıtır yer. Çok kurnazdır. Farklı kılıklara girip sizi kandırmak isteyebilir. Peki onu nasıl tanıyacağız? Kurdun sesi kalındır. Benim sesim de ince. Onu kalın sesinden hemen tanırsınız. Anne keçi tam giderken aklına bir şey daha gelmiş. Yavrularına dönmüş. Ha, bir de kurdun ayakları siyahtır. Benim ayaklarımsa beyaz. Onu ayaklarından da tanıyabilirsiniz. Merak etme anne. Biz kendimizi koruruz. Gözün arkada kalmasın. Anne keçi yavrularını tek tek öpmüş ve yola çıkmış. Kurt uzaktan onları izliyormuş. Anne keçinin gittiğini görünce biraz beklemiş. Sonra kulübenin önüne gelmiş ve kapıyı çalmış. Kim o? Yavrularım, kapıyı açın bakayım. Anneniz geldi. Hepinize güzel yemekler getirdim. Fakat oğlaklar kurdun kalın sesini hemen tanımışlar. Kapıyı açmadan seslenmişler. Sen annemiz değilsin. Onun sesi hem daha ince hem de daha güzeldir. Sen kurtsun. Bizi kandıramazsın. Kurt oğlakları kandıramadığı için çok sinirlenmiş. Bunun üzerine kurt bir dükkana gitmiş. Büyük bir tebeşir parçası satın almış ve bunu yemiş. Sesi artık daha ince çıkıyormuş. Oğlakların yaşadığı eve gidip tekrar kapıyı çalmış. Kurt bu kez ince sesiyle seslenmiş. Yavrularım, kapıyı açın bakayım. Anneniz geldi, hepinize ormandan yiyecekler getirdim. Kurdun ince sesini duyan yavrular bu kez gerçekten anneleri geldi diye düşünmüşler. Tam kapıyı açmak üzereyken yavrulardan biri atılmış. Durun durun, kapının altından ayaklarına bakalım. Oğlaklar kapının altından bakınca kurdun siyah ayaklarını görmüşler tabii. Yine kapıyı açmadan bağırmışlar. Sana kapıyı açmayız. Annemizin ayakları seninkiler gibi siyah değil, beyazdır. Sen kurtsun. Kurt sinirle geri dönmüş. Bu kez bir fırıncıya gitmiş. Fırıncı kurdu karşısında görünce çok şaşırmış. Ben artık et yemeyi bıraktım. Hamur işleriyle besleneceğim. Bana biraz un verir misiniz? Kurt küçük bir çuval unla fırından çıkmış. Kulübeye yaklaştığında çuvalı açıp unların hepsini ayağına boşaltmış. Artık ayakları bembeyazmış. Kurnaz kurt üçüncü kez eve gitmiş ve kapıyı çalmış. Yavrularım, kapıyı açın. Anneniz geldi. Hepinize ormandan güzel yiyecekler getirdim. Önce ayaklarını göster de annemiz olup olmadığını anlayalım. Kurt una batırdığı ayaklarını kapının altından uzatmış. Oğlaklar ayakların beyaz olduğunu görünce kurdun sözlerine inanmışlar ve kapıyı açmışlar. Bir de ne görsünler. Karşılarında anneleri yerine kurt duruyormuş. Oğlaklar ne yapacaklarını şaşırmışlar. Sağa sola kaçışmaya başlamışlar. Boşuna uğraşmayın. Hepinizi yakalayacağım. Oğlaklardan biri masanın altına kaçmış. İkincisi yatağın içine girmiş. Üçüncüsü sobanın içine atlamış. Dördüncüsü mutfağa saklanmış. Beşincisi dolaba girmiş. Altıncısı perdenin arkasına saklanmış. Yedincisi de duvardaki kocaman saatin içine girmiş. Fakat
Fakat kurnaz kurt çabuk davranmış ve birer birer hepsini saklandıkları yerde yakalayıp tutmaya başlamış. Gelin buraya, kaçmayın. Yakalayacağım. Durun dedim. Yalnızca saatin içindeki 7. yavruyu bulamamış. Zaten karnı da iyice doyduğu için onu aramaktan vazgeçmiş, çıkıp gitmiş. Evin biraz ilerisinde geniş bir çimenlik varmış. Kurt orada bir ağacın altına yatmış ve horlaya horlaya uyumaya başlamış. Aradan çok zaman geçmemiş. Anne keçi eve dönmüş. Evin kapısını açık görünce kötü bir şey olduğunu anlayıp bir çığlık atmış. Yavrularım! Evin içine girince bir de ne görsün? Masa, sandalyeler hepsi devrilmiş. Perdeler yırtılmış. Yatak darmadağın olmuş. Yastıklar, yorganlar yere atılmış. Anne keçi yavrularını aramış ama hiçbir yerde bulamamış. Tek tek bütün yavrularının isimlerini bağırmaya başlamış. Ama yine de kimse cevap vermemiş. Sonunda sıra en küçük yavrunun ismine gelmiş. O zaman ince bir ses duyulmuş. Duvar saatinin içindeyim anneciğim. Anne keçi heyecanla duvardaki saatin yanına koşmuş ve yavrusunu oradan çıkarmış. Anne ile yavrusu birbirlerine sarılmışlar. Yavru keçi ağlayarak anlatmaya başlamış. Kurt kılık değiştirip geldi. Biz de sel sandık, kapıyı açtık. Kurt bütün kardeşlerimi yedi. Anne keçi çok üzülmüş. Yavruları için ağlamış. Son kalan yavrusuyla birlikte dışarı çıkmış ve yürümeye başlamış. Çimenliğe geldikleri zaman kurdu bir ağacın altında yatarken bulmuşlar. Öyle horluyormuş ki ağacın dalları titriyormuş. Anne keçi kurdu uzaktan bir süre seyretmiş. Karnında bir şeylerin kıpırdandığını, oradan oraya gidip geldiğini görmüş. Aman Allah'ım! Yoksa kurdun karnındaki yavrularım hala yaşıyor mu? Hemen bir plan yapmış. Küçük yavrusuna dönmüş. Hemen eve koş, bana iğne iplik ve bir de makas getir, çabuk. Küçük yavru eve koşarken anne keçi de etraftan 6 tane büyük taş toplamış. Yavru keçi biraz sonra elinde iğne iplik ve makasla geri dönmüş. Anne keçi makasla kurdun karnını yarmış. Yavrulardan biri görünmüş hemen. Sonra diğer yavruların da kafaları tek tek dışarı çıkmış. Hepsi de çok sağlıklıymış. Anne sevincinden yerinde duramıyormuş. Yavruların hepsi annelerine sarılmışlar. Biri boynuna, biri karnına, biri ayaklarına. Anne! Anne! Çok korktum anne! Çok korktum anne! Hepsi neşe içindeymiş. Ah yavrularım, kurtuldunuz. Anne keçi topladığı taşları dikkatlice kurdun karnına doldurmuş. Sonra iğne iplikle kurdun karnını dikmiş. Kurt o kadar derin uyuyormuş ki hiçbir şey hissetmemiş. Yerinden bile kıpırdamamış. Keçi ve yavruları hemen oradan uzaklaşmışlar. Kurt uyanınca ayağa kalkmış. Ah, karnı çok ağrıyormuş. Çok fazla keçi yavrusu yedi diye karnının ağrıdığını düşünmüş. Karnı taşlarla dolu olduğu için çok susamış. Dere kenarına gelip su içmek istemiş. Yürürken kımıldadıkça karnındaki taşlar birbirine çarpıyormuş. Karnım ne kadar da dolu ve ağır. Sanki yuttuğum keçi yavruları birer taş olmuş. Eğilip su içmek istemiş. Fakat karnındaki taşlar ağırlık yaptığı için dengesini kaybetmiş ve suya düşmüş. İmdat! Yardım edin! Boğuluyorum! İmdat! Bağıra bağıra yardım istemiş ama kimse ona yardım etmemiş. İmdat! Taşların ağırlığına daha fazla dayanamamış ve suyun dibine batıp boğulmuş. Anne keçi ve yavruları bunu görünce koşa koşa dere kenarına gelmişler.
hep birlikte el ele tutuşup zıplaya zıplaya dans etmişler. O günden sonra anne keçi ve 7 küçük yavrusu ormandaki evlerinde huzurlu bir hayat yaşamışlar.